Gençler, herkese selam. Kanala hoş geldiniz. Bir Amsterdam sabahından herkese merhaba. Dün gece Paris'ten otobüsle Amsterdam'a geldim. 3 tam gün boyunca Amsterdam'da olacağım. Size elimden geldiğince buradaki güzellikleri, gezilecek yerleri göstermeye çalışacağım. Şu an Vondelpark'tayım. Hostelim Vondelpark'a çok yakın ve check-in saatim de saat 3'te öğleden sonra. O yüzden direkt olarak Vondelpark'a gelip burada bir sabah yürüyüşü yapmak istedim. Vondelpark direkt şehir merkezinde kalıyor diyebilirim. Yani kanalların arka tarafına biraz geçtiğinizde direkt müzeler bölgesinin yan tarafında kalıyor Vondelpark. İçerisinde küçük küçük göletler var ve aynı zamanda ördekler, kuğular, işte yine değişik göl hayvanları mevcut. Ve insanlar burada şu an saat 9-10 civarında yürüyüş yapıyorlar, bisiklet sürüyorlar. Bayağı aktif bir yer günün her saatinde. Ve hani şehrin stresinden de kurtulmak istiyorsanız bence Vondelpark harika bir tercih. Aslında burası dediğim gibi her zaman aktif bir park ama güneşli havalarda, özellikle güzel sıcak havalarda insanlar çimlere yatıyor, muhabbet, sohbet, küçük piknik tarzı şeyler yapıyorlar. Ben de şimdi daha kahvaltıyı yapmadım. Çok güzel bir göletin kenarında şimdi kahvaltımı yapacağım. Göletlerin kenarında genelde sol tarafta gördüğünüz gibi banklar var. Hele ki yanınıza sıcak bir termos çay ya da 3-5 poğaça veya o tarz bir şey alırsanız böyle bu güzel gölün kenarına oturup harika bir kahvaltı yapabilirsiniz güneşe karşı. Gençler, böyle Vondelpark'ta biraz içeri doğru ilerlediğinizde altıgen şeklinde yapılar görüyorsunuz. Böyle. Buraya rozaryum deniyor. Yani gül bahçesi. Bu altıgenlerin içerisinde, yani şunu şöyle altıgen olarak kabul ederseniz, her birinin içerisinde güller oluyor. Tabii şu an gülün açma zamanı olmadığı için çok hoş bir görüntü yakalayamıyorum ama buraya zamanında gelirseniz eğer harika bir florayla karşılaşabilirsiniz. Vondelpark'ın içinde böyle ayrı ayrı yerler mevcut. Ben Vondelpark'ı aşırı beğendim arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Normal bir park gibi düşünmeyin yani. Ormanın içinde bir yer ama buraya park diyorlar ama aslında orman. Ve çok değişik habitatlar var yani. Çok değişik bir ekosisteme sahip. Muhakkak gelin ziyaret edin. Hatta böyle ana yürüyüş yollarının haricinde böyle biraz daha orman içinden patikalar falan da var. Bütün hepsini keşfedebilirsiniz. Ve bugün özellikle pazartesi olmasına rağmen emekli kesim haricinde genç kesim, işte koşanlar, yürüyenler şu an bayağı kalabalık diyebilirim yani. Şu an tabii ben biraz daha iç kesimlerine geldim. Biraz daha Vondelpark girişine uzak bir yerlere geldim. Ondan dolayı şu an kimse yok. Ayrıca çok güzel fotoğraflar da yakalayabilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi bir adet köprü var. Şimdi oraya doğru ilerleyeceğim. Oradan birkaç fotoğraf yakalayalım. Vondelpark'ın içinde böyle çocuklarınız için oynama yerleri de mevcut. Yine ağaçtan parkurlar vesaire var. Yani çocuklarınızla birlikte hiç sıkılmadan vakit geçirebilirsiniz burada.
Wondell Park'ın sonuna geldiğinizde sizi böyle bir yol karşılıyor. Parktan sonra normal yerleşkeler başlıyor artık. Ve tabii Amsterdam'da şaşırmayacağınız bir şey varsa o da bisikletli sürücüler. Şu an Amsterdam'ın nüfusu 800 binin üzerinde. Fakat bisiklet sayısı 900 binin üzerinde olduğu söyleniyor. Yani nüfustan fazla bisiklet var burada. Ve dünyanın bisiklet başkenti olarak geçiyor Amsterdam. Zaten az sonra Amsterdam kanallarına indiğimde onu daha çok anlayabileceksiniz. Özellikle Dam Meydanı'nda birçok bisiklet park yeri. Gerçi şehrin her yerinde birçok bisiklet park yeri var ama özellikle meydanlarda ve kanal kıyılarında çok fazla bisiklet görme olasılığınız var. Bu gerçekten güzel bir şey şehirleşme adına. Ve okuduğum bilgilere göre Amsterdam'da 400 kilometrelik bisiklet yolu varmış. Yani bütün bisiklet yollarını topladığınızda 400 kilometre ediyormuş ki bu bayağı büyük bir rakam. Bayağı güzel bir rakam yani. Yaklaşık 2 saat oldu. 2 saattir Wondell Park'tayım. Ve gitmek istemiyorum buradan. Yani avcılık atıcılıkla da uğraşıyorum. Bunun gibi yüzlercesini de gördüm ama çok farklı bir atmosferi var. Yani böyle bir şeyin şehir içinde olmasına alışkın değilim. Yoksa böyle yeşilliklere gayet de alışkınım. Böyle habitatlara gayet alışkınım. Fakat böyle bir şeyin böyle bir konumda olmasına hiç alışkın değilim. O yüzden keşfetmeye devam ediyorum. Dolaşmaya devam ediyorum. Buraya geldiğinizde derin derin nefes alın. Çünkü böyle bir oksijeni şehir içinde bulmanız çok zor. Şimdi Amsterdam'ın kanallarını gezmeye başladım. Tabii kanallar dediğimizde 1500'e yakın kanaldan bahsediyorum yani. Mimari açıdan çok güzel duruyor. Yani mühendislik harikası. Zaten şu an Amsterdam'ın sular altında kalması lazımdı. Ama bazı önlemler dahilinde bundan kaçınılmış. Şu an %25'i sular altında Amsterdam'ın. Ben de şimdi güzel fotoğraf çekilecek kanalları arıyorum. Şöyle geçelim. Burada aynı zamanda kanal kenarındaki botları ziyaret edebiliyorsunuz. Bazılarının içine aynı müze gibi para verip girebiliyorsunuz. Geldiğinizde böyle bir şey deneyebilirsiniz. Amsterdam kanallarının yanındaki bu evlerde bayağı ilgi görüyor. Çoğu magnetlerde bu evlerin bir süliyetinin şekli var. İnsanlar kanallardan çok demesem de kanallar kadar bu evlerin de fotoğraflarını çekiyorlar. Burası Westerbeek Kilisesi olarak geçiyor gençler. 1600'lü yıllarda yapılmış. Hemen kanalın kenarında. Burası en iyi fotoğrafları yakalayabileceğiniz spotlardan birisi. Gençler bu karşıda gördüğünüz ev Anne Frank Müzesi.
Anne Frank 2. Dünya Savaşı'nda Nazi saldırısından saklanmaya çalışan, yıllarca saklanmaya çalışan kızı tanımlıyor bize. Ve bu kız saklandığı zaman boyunca bir günlük yazıyor. Ve bu Anne Frank'ın günlüğü diye zaten bir kitap var. Ve bu kitap sanırsam 5 ya da 6 seri olması lazım. Yanılıyor olabilirim. Onun müzesi, fakat bunun için 2 ay önceden bilet almanız lazım online olarak. Bu yan tarafında devasa bir sıra var şu an. Yani minimum bir saat ya da 2 saat beklemeniz lazım bu sırayı içeriye girebilmek için. Böyle yine oda kalanın yan tarafında. Muhakkak benim gibi spontan bir seyahat planlamadıysanız 2 ay önceden biletler satışa çıkıyor ve biletlerinizi alıp buraya ziyaret edebilirsiniz. Görülmesi gereken bir nokta burası. Kilisenin yan tarafında Anne Frank'a ait bir heykel var. Buraya da ziyaret edebilirsiniz. Önünde zaten çiçekleri de görürsünüz. Burası hemen yine kanalın yanında. Sağ tarafta da zaten Anne Frank'in evi var. Şimdi yavaştan hostele doğru dönüyorum. Çünkü check-in saatim yaklaşıyor. Hem de GoPro'yu şarja koyup yedeklemem lazım. Ondan sonra bu akşam için ne yaparım hiçbir fikrim yok. Ama büyük ihtimal bir red light'a gitmek istiyorum. Hani en azından gecesini göreyim. Çünkü yarın Zanşans'a gitme planım var. Buradan trenle gidiliyor. Bildiğiniz üzere Hollanda'nın bir köyü, daha doğrusu Amsterdam'ın bir köyü Zanşans. Yer değirmenleriyle ünlü. Oraya günübirlik gidip dönmeyi planlıyorum. Ondan sonra bakacağız artık neler yapıp neler yapamayacağımıza. Şimdi yavaştan hostele doğru dönüyorum. Gençler, Amsterdam'ın özeti. Gördüğünüz gibi bir dolu bisiklet. Her yerde. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı da unutmayın. Instagram'dan da takip etmenizi öneririm. Orada da faydalı bilgiler veriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Eyvallah. Back.